Herkese merhabalar sevgili dostlar. 18 Mayıs Perşembe günü İzmir Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dilerseniz onu da seyredebilirsiniz. Arkadaşlar Ankara'da 8 koşu var. İzmir'de daha keza öyle 8 koşulu bir program bizleri bekliyor Perşembe günü yarışlarında. İlk yarış 6'ya çeyrek kala koşulacak. 7'li plase bir sonraki koşuda arkadaşlar 6.30'da. Arada 45 dakika bir zaman var gördüğünüz üzere. İlk yarışta başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada abone değilsek abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Dileyenler bize katıl üyesi olarak da destek verebilirler arkadaşlar. Ama abone olmanız ve videoyu beğenmeniz tabii ki en önemlisidir bizler için diyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar tahminlere. Şart 3 dişi bir yarış. Yamak 2 apranti biniyor. 4 yukarı İngilizler 2000 metrede kum pistte start alıyorlar arkadaşlar. Bu koşu için iştirak edecek 5 adet safkan bulunmakta. Bizim bu koşu için sizlere favori göstereceğimiz safkan arkadaşlar. Bu koşuda bu mesafede de etkinliğini de göz önünde bulundurarak Eray Çizik'le birlikte 4 numara Mitra arkadaşlar bizim favorimizdir. Bu mesafede de etkili olan bir safkan olması itibariyle dediğimiz gibi favorimizdir. Riskli bir yarış olduğunun farkındayız. Bu yüzden sürpriz bir isim denemek isteyen varsa şayet bir numara Sadorini gördüm. Burada sürpriz yapabilecek bir safkan olduğunu belirtmek istiyorum. Son yarışı kötü koşmuş olmasıyla birlikte kuponlarda cazip olacak bir isim olduğunu düşünüyorum. Ama garantiye gitmek isteyenler burada bu ismi de yazıp sürpriz deneyebilirler. Yok çok fazla at yazmayayım diyorsanız da 4 numarayı tek bırakıp 4 Lugan yanında geçebilirsiniz. Sıralı ikili için 1 numara yine caziptir. 4 arkası 1 oynayabilirsiniz veya 4 arkası 3 oynayıp garantiye de gidebilirsiniz. Burada 3 numara Daniel Az'da otur 9 gün evvel kazandığı yarışla birlikte formda geliyor en nihayetinde. Yani anlayacağınız üzere arkadaşlar 4'lü Ganyan burada oynaması en rahat oyun. Sıralı ikili bir baktığımızda 1 ya da 3'ü de ilave edilebilir. Ama 4'lü de hani belki 1 ya da 3'ten birini ilave edip 2 ata da çıkılabilir gözüküyor. Böyle bir oyun durumu söz konusu arkadaşlar. 4 numara favorimizdir. Geçelim ikinci koşuya arkadaşlar. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1000 metre kum pist yarışı olacak. Bu koşuda 7 safkan start alıyor arkadaşlar. Bizim bu koştaki favorimiz 3 numara Latifa'dır. Mertcan Çelik'le birlikte izleyeceğimiz safkan. Dış start tercih istenmiş. 7. kulvardan en dışarıdan çıkacak. 33 gün evvel ikincilik elde ettiği ilk startında 1.05.11 şeklinde bir derece elde etti bu isim. Kapalı gözlük ve kulaklıkla izleyeceğiz bu safkanı. Burada ona rakip olabilecek safkan 6 numara Canım Serin olarak gözüküyor. Belki biraz zorlarsa 1 numara Çelik Ali ve 2 numara İlle de Kartal'ın da zorlayabileceğini düşünebiliriz. Ancak tabi burada elimizde fazla veri olmadığı için biz 4 Lugan yanında, 3 Lugan yanında, 7'li plesede 3 numara Latifa'yı tek atmayı uygun buluyoruz. Sıralı ikili isteyen arkadaşlarımız için burada önerimiz yine var. 3 numara Latifa'yı öne alın. İkinciliğe 6 numara Canım Selin'i yazın deriz. 3 arkası 6 sıralı ikili için en makul seçenektir. Dediğimiz gibi yine 1 numaranın ve 2 numaranın da şansı var. Ama onu kestirmek zor olduğu için elimizde fazla veri olmadığından ötürü biz burada en muhtemel oyunu tercih etmekte mükellefiz diyoruz. Bu yüzden de 3 numara Latifa tek. Sıralı ikili için ise 3 arkası 6 önerimizdir. Evet gelelim arkadaşlar 3. koşuya. 6'lı Ganyan burada başlıyor. Saat 7'de arkadaşlar 17 handikap bir yarış olacak. 4 yukarı İngilizler 2000 metrede çim pisti izleyeceğiz. Arkadaşlar bu koşuda 11 safkan start alıyor. 6'lı Ganyan ilk ayağı olacak aynı zamanda. 14 gün evvel koşup kazanan bir isim 1 numara oğlum Utkun. Arkadaşlar bu koşuda bizim favori olarak göstereceğimiz safkandır. Ben açıkçası bu safkanın geçileceğini zannetmiyorum. İlk ayak olmasına rağmen sizlere bu ismi tek olarak vermek gerektiği kanaatindeyim. Rakip kim olur? 2 numara Blue Thunder, 4 numara Jason Bourne ve 5 numara Thunder Justin galibiyet şansı var. Onu söyleyeyim. Galibiyet şansı var bu isimlerin. Fakat çok yüksek değil. 1 numara oğlum Utkun formdayken burada kalitesini ortaya koyarak yarışı kazanabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. 14 gün evvel de koşmuş kazanmış. Eray Çizik gibi iyi bir apranti var üzerinde. 2, 4 ve 5 de rakip olduğu için sıralı ikili isteyen arkadaşlarımız 1 numaranın arkasında 2, 4, 5'ten bir tanesini veya ikisini değerlendirip bir sıralı ikili denemesinde de bulunabilirsiniz. 1 numara oğlu Mutkun arkadaşlar saat 7'de koşulacak olan 3. koşuda 1 numara oğlu Mutkun tek. 4. koşuya gelelim. Şart 4 bir yarış. 4 yukarı Araplar 2000 metre çim pisti yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 12 safkan var. Önerimize başlıyoruz. 1 numara Mürsel Kayış ile Özüm Can.
Boat 4 yarışta 3 galibiyet çıkardı. Son 2 yarışını kazanıyor. Bir hafta evvel en son kazandı. İlk önerimizdir. Yanına Mamuşoğlu, Nevzat Avcı ile öneriyorum. 14 gün evvel ikinci oldu. Bir önceki yarışını kazandı. Son yarış kötü koşsa da Mertcan Çelikli 6 numara Gubaz yine önerilmesi gereken bir safkan. Bunun haricinde arkadaşlar bu arada bu kadarı yeterli olabilir. Onu söyleyeyim. 1-3-6 şeklinde 3 safkanlı bir oyun yapabilirsiniz. Daha fazla at yazmak isteyenler için 8 numara Havza Aslanı, 9 numara Son Emir ve arkadaşlar burada Seçer Bey 12 numara değerlendirmelere alabileceğiniz safkanlar diyebiliriz. Veya belki Prens Kora 7 numarada arkadaşlar değerlendirme alabilir. Yani zor bir durum bizi bekliyor genişletmek için burada ama 1-3-6 garanti. 1-3-6 garanti. Daha sonrasında 7, 8, 9 ve 12'den tercihen yani hepsini değil tercihen beğendiklerinizi ilave olarak burada yapabilirsiniz. 1-3-6 garanti olarak veriyoruz. Herkes 1-3-6 yazsın. Devamını genişletmek isteyen burada beğendiğimiz isimlerden seçip yazabilir. Gelelim 5. koşuya. 16 handikap 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum pist yarışı arkadaşlar. 10 safkan izleyeceğiz bu koşuda. İkisi Ekürü olarak start alıyor olacak arkadaşlar. Bunlar aynı zamanda amcamın safkanları onu belirteyim o detayı. Burada bu iki ismi önereceğim. Birinde Ali Can İnci olacak Sedoş Can'la. Diğeri Mehlike Abla da Bekir Mert Mırık'ı izleyeceğiz. İki safkanın da galibiyet şansı bulunmaktadır. Bir hafta evvel biri 5. diğeri 4. oldu. İki safkanın da şans olduğu için burada önerileri onlara ekleyerek başlıyor. 4 numarayla başlıyorum. Bu arada ikisi de çok düşük kilolu. Onu da belirtmekte fayda var. 4 numarayla başlıyorum. 3 numara Nakkaştepe'nin şansı olabilir. Nevzat Avcı ile. 2 numara Çamsakız'ın Muhammed Mirbilgin ile. Ve 1 numara bizim arkadaşlar burada şans bulabilir. Yani 1, 2, 3, 4 burada garanti oyundur. Daha fazla yazmaya gerek kalmaz. 1, 2, 3, 4 burada garanti oyundur. Küçültmek isteyen varsa kafanıza göre artık azaltabilirsiniz atları. Ona karışmıyorum. Ben burayı 1, 2, 3, 4 olarak 4 atla geçmenizi tavsiye ediyorum. 5. koşuda 4 at dedik arkadaşlar. 6. koşuya geliyorum. Şart 4, 3 yaşlı İngilizler, 1300 metre Çim pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda alternatif tek 2 numara Muharrem abi. Satılık olarak da bu yarışa çıkarılmış özel olarak. 5 gün evvel koştu kazandı. Formu yerinde olan bir safkan diyebiliriz. 5 gün evvelki galibiyeti itibariyle ve son 6 yarışta 5 kez tabela yaptı. Bir kez yalnızca 9'unculuğu var. 1.17.78 bu mesafede etkili bir safkan Nevzat Avcı ile start alıyor. Muharrem abi 2 numara favorimizdir. Alternatif tektir. Ben bu atın yanına at önermiyorum. 1 numara Lion Peace 5 gün evvel ikinci kalmıştı. O belki değerlendirilebilir. Onun haricinde tabii burada baktığımızda çok da fazla bu atı zorlayacak bir isim gözükmüyor. Belki Meapolella bir şeyler yaparsa yapar. O bir 14 gün evvel dokuzunculuk almıştı. Bu yarışta daha iyi performans görebiliriz. 2 numara alternatif tek. Yanına ben at önermiyorum fakat at yazmak istediğiniz bir isim varsa şayet değerlendirmeye alıp yazabilirsiniz. Zaten başka tekimiz de vardı biliyorsunuz ki burada belki Huyon'u tercih eden olur. Muepoel'le 3 numara olur. Fark etmez yani. 7. koşuya gelelim. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum pist yarışı. Şimdi arkadaşlar burada 8 safkan var. Ben size favori olarak tuttuğumuz safkanları söyleyeceğim. Bir de sürpriz var. Onu da söyleyeyim. Bu yarış için sürprizimiz var. Şimdi önce favorilerden gidiyorum. 1 numara Kingsa Mustafa Çiçek'le 19 gün evvel 5. oldu. Bir önceki yarışlarda 2 kez galibiyeti var. Bu yıl 5 kez start aldı. Hepsinde de tabela yaptı. Bu mesafede de etkili. Onu da söyleyelim. 2 numara Bari 26 gün evvel 3. oldu. Bir önceki yarışını kazandı. 2 numarayı da yazıyoruz. Yine favorilerden. Daha sonra arkadaşlar bir diğer isim favori değil ama orta düzeyde yazmak istediğiniz safkan olarak Nevzat Avcı ile Hot Flick 6 numara değerlendirebilirsiniz. Ve sürpriz 41 gün arayla geliyor. Ali Yıldız'la Engin Ateşler'in sahip olduğu 800 numara Crazy Queen bu yarışta sürpriz yapabilir. 41 gün arası sizi aldatmasın. Fazla bir ara değildir. Ufak problemlerin giderildiği, atın tam hazır hale getirildiği bir yarış arasıdır. 51,5 kilo. Ali Yıldız 2 kilo fazla bile binse 53,5 yüksek bir kilo değil. Hala grubun en düşük kilosu olur. Ki ben 2 kilo yüksek bineceğini sanmıyorum. 52-52,5 bandında bir şeye biner diye tahmin ediyorum. En düşük kilo 1600 metrede iyi bir yarış performansıyla gelirse Crazy Queen sürpriz yapar. 1-2 önceliğimiz 8 numara sürpriz önerimiz. Garantiye almak isteyenler 6'yı da ekleyebilir. 1-2-8-6 şeklinde en fazla 4 safkanlı sıralama verdim arkadaşlar. 1-2-8-6 bu sırayla atları yazabilirsiniz diye belirtmek istiyorum. 6 garantiye almak isteyenlerin yazacağı attır. 8 sürprizdir. 1-2 burada favoridir. Bu şekilde geldik. Son koşu 8. koşu.
Şart 3 bir yarış. 4 yaşlı Arap atları 1300 metrede çim pisti izleyeceğiz. Kısa bir yarış olacak. Şimdi arkadaşlar 12 safkan bulunmakta bu koşuda. Biz burada sizlere Gülerce kürüsünden 8 numara Nurbek'i önererek başlayacağız. Bu safkan Mustafa Çiçek de start alıyor. 2 yarıştır ikincilik elde eden bir isim. Performans olarak baktığımızda bu ikinciliklerin haricinde bu safkanın geçmiş performansında da iyi yarışları vardı. Bu yılda sadece 2 yarış koşmuş olmasına rağmen iyi bir performans sergilediği için ben bu ata çok güveniyorum. 8 numara Nurbek benim burada favorim. İlaveten buraya yapabileceğimiz isimler var. Onları es geçmek istemiyorum arkadaşlar. Hangi safkanlar diyeceksiniz. Nevzat Avcı ile Arzu 9 numara. Bu yıl sadece 2 yarış koştu. Onun performansı kötüydü ama bazı atlar birazcık zaman ister. Belki de bu yarış o yarıştır. Bu yarışta bir anda galibiyetle ayrılabilir. 9 numara Arzu, Nevzat Avcı ile dikkat edip yazmak lazım. Bunun haricinde arkadaşlar burada baktığımızda Aprant İbrahim Sefa Söğüt ile 2 numara Seyyahtay'a şans verebiliriz. Onda bir potansiyel var. Mertcan Çelik ile Brodek var burada. Böyle tercih edilebilecek hani ufaktan gözüküyor ama çok fazla oralara gitmeye gerek yok. Fazla şans bulabileceğini düşünmüyorum. Benim burada kanaatim arkadaşlar bir de Ali Yıldız ile Pınar ablanın bir şansı olabilir. 187 gün arası var ama mesafe kısa olduğu için şans bulabilir. Burada şöyle bir önerim var size arkadaşlar. 8, 9... Bu iki safkan bir arada yazılıyor. Peşine arkadaşlar bu koşuda 10 numarayı yazabilirsiniz. Çünkü şansı olan bir safkan. Verdiği araya rağmen şansı var. Bir de 4 numara Brodek değerlendirmeye alabilirsiniz. Veya 2 numara Seyyahtay. Yani 2 ya da 4 değerlendirmeye alabilir. 8-9 öncelikli. Daha sonra 10 numara 2 ve 4'ü de tercihen size bırakıyorum. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer videomuz yayınlıdır. İzlemek isterseniz şayet izleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ankara tahminlerini izleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ve herkese de her zaman olduğu gibi bol şanslar diliyorum.